Harikalar Odası'ndan hepinize iyi akşamlar. Bugün çok değerli bir konuğumuz var, Ezgi Bakçay. Kendisiyle karşı sanat, sivil inisiyatif ve çok daha fazlasını konuşacağız. Sevgili Ezgi, hoş geldin. Hoş bulduk Esen. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Ne demek? Bir senedir de birlikte aslında böyle kolektif bir ortamda bir aradayız. Bugün de bir araya geldik. Çok da heyecanlıyım. Aslında konuşacağımız konular da çok çok önemli ve değerli konular. İstersen biraz seni tanıyalım. Sanatın içindesin aslında. Bayağı güzel şeyler yapıyorsun ve oradan karşı sanat çok değerli bir oluşum. Çok önemli, güzel şeyler yapıyorsunuz aslında. Böyle bir başlayalım istersen. Olur. Yani aslında hani kendimi tam olarak belki başlarken en zorlandığım şey ne yaptığımı anlatmak. Çünkü olabildiği kadar daha önce yapılmış şeylerin dışında bir yerde konumlanan durumlar yaratmaya çalışıyorum. Hem meslek olarak çok tanımsızım, hem durduğum yer anlamıyla da tanımlara karşı mücadele ediyorum arkadaşlarımla birlikte. Karşı. Biliyorsunuz her şeye, karşıyız her şeye. Evet, hem karşı karşıyayız hem karşıyız. Sanat okudum. Öncelikle sinema okudum, sonra heykel okudum. Daha sonra da sosyoloji doktorası yaptım. Çok gezdim alanlar arasında. ve o melezlikte, o sınır bölgesinde kalmaya çalışırken de karşı sanatla buluştum. Feyyaz Yaman'ın kurduğu 2000 yılından beri İstanbul'da, Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bağımsız bir kültür mekanı karşı sanat. Açıkçası kendimi hem kaybettiğim hem bulduğum yer orası. Çünkü karşı sanat çok benzeri olmayan bir yapı. Sanat alanı ve siyaset alanı ve şimdi de sivil toplum alanı diyebileceğimiz üç farklı alan arasında onların kesişiminde duran, yaptığı farklı işlerle farklı alanlardan kaynaklara ulaşan ama bir biçimde de her birinin birbiriyle çatıştığı yerden de beslenmeye çalışan bir kurumsallaşmamış kolektiften bahsediyoruz. Karşı sanat deyince bir sanat galerisiyiz. Daha net konuşmam gerekirse Beyoğlu'nda bir sanat galerisiyiz. Çok da güzel bir yerdesiniz. Evet evet, gerçekten de hani yeri çok anlamlı bize göre. Zaten karşı sanat çalışmalarının belleğine referans veren bir yer. Hemen Galatasaray Meydanı'nın karşısında Aznavur Pasajı 6. kattayız. Adresi vermiş olayım. Evet, gerçekten. Orada olmamızın nedeni ise artık bütün kamusallığını kaybetmiş, çatışmalı ve canlı bir yer olmaktan çoktan çıkmış Beyoğlu'nun. Cumartesi annelerinin meydanı olan Galatasaray Meydanı'nın komşusu olmaktı. Biz balkonumuzdan oraya doğru bakıyoruz. Belki bir özel mekan gibi düşünülebilir ama özel alanla kamusal alan arasında bir balkonda dışarısıyla içerisi arasında aslında bir sınır alanında hem bilgiyi hem deneyimi ürettiğimiz bir biçimde aslında farklı fikirlere ev sahipliği yaptığımız bir misafirperverlik alanı, bir tür laboratuvar gibi karşı sanat. Sergilerin dışında eğitim çalışmaları yapıyoruz, workshoplar yapıyoruz, performanslar ağırlıyoruz ve son dönemde giderek artan barınma koşullarının giderek sertleştiği, giderek artan ve yoğunlaşan ekonomik kriz içerisinde mekanımızı paylaşıyoruz. O da neredeyse köşe bucak olabildiği kadar mekana ihtiyaç duyan geçici ya da kalıcı inisiyatiflerle, öznelerle ya da işlerle buluşmaya çalışıyoruz. Bu da bizi çok aslında canlı kılıyor. Kendi mekanımızı artık ortak mekan olarak yaşıyoruz. Bir tür hani mahalle gibi farklı komşulukların birbirleriyle kesişerek bir anlamıyla öncelikle hayatın ne olduğunu, daha sonra da bir topluluğun, bir kolektifin ne olduğu, ne olabileceğini düşündüğümüz, bunun praksisini yaşadığımız bir yer. Burada aslında Beyoğlu'na çok güzel özetledin. Hani şu anda yaşadığımız sıkıntı, işte herkes Beyoğlu'na giderken birkaç kere düşünüyor aslında. Hani orada pek çok işte hafıza alanlarının pek çoğunu kaybediyoruz. Dolayısıyla karşı sanatın Beyoğlu'nda inatla olması, 20 senedir orada var olması gerçekten de çok önemli ve değerli. Çünkü o kolektifle bireysel, işte o balkondan gördüğünüz yer, bütün bu işte odalar aslında çok önemli bir hafıza mekanını da siz tekrar inatla tutmaya, muhafaza etmeye, korumaya da çalışıyorsunuz gerçekten. Bir sanat üretim alanı. Çünkü giderek bu alanlar değişmeye, taşınmaya, ondan sonra mutenalaştırılmaya başlandı. O yüzden karşı sanatın
Beyoğlu'nda inatla olması, yer alması ve nice seneler orada olacak olması aslında sanatla uğraşan insanlar için de çok önemli bir umut. Ki şu anda Türkiye'de buna çok, bu duyguya da sanırım çok ihtiyacımız var. Konuşurken bir de şu topluluk, kolektivite meselelerine girdik. Aslında bu komünite, komünitas, ondan sonra sanatın ve karşı sanatın bununla olan ilişkisinden istersen biraz böyle bir gidelim. Orada nerede duruyor mesela üretimleriniz, ondan sonra istersen orayı biraz açabiliriz. Evet, yani her şeyden önce ben buraya senin programına, senin arkadaşın olarak gelip ama kolektif bir özne olarak bu masaya oturdum. Şimdi buradan başlayacak olursak demek ki ben kendi varlığımı bütün aidiyet üzerinden tanımlıyorum ve buna ihtiyaç duyuyorum. Bunun adı karşı sanat ama bununla, bu çok geniş bir ağın bir parçası. Beyoğlu'ndan hareket edecek olursak, bugün Beyoğlu'nda yaşanan artık o sermayenin saldırısı diyebileceğim şiddetteki dönüşüm kendi aslında direniş mekanizmalarını da tetikliyor. Örneğin karşı sanat şimdi Beyoğlu'nda sanatçıların, kültür insanlarının ya da hani Beyoğlu'ndan hala keyif alan ziyaretçilerin takıldığı kafelerle, barlarla ortaklık kurmaya başladı. Bu güzel. Bizim için çok enteresan. Alanınızı çünkü giderek genişletiyorsunuz aslında. Aslında biraz defans olmayan, aslında bir tür kendi gündelik yaşamımızın ürettiği pratiklerin getirdiği, keyif aldığımız yerlerde çoğalmayı ve karşılaşma alanlarımızı büyütmeyi istemekten kaynaklı karşılıklı bir ihtiyaç talebi oldu bu. Hem kafeler ve barlar artık bizim belki çocukluğumuzda, gençliğimizde bizi Beyoğlu'lu yapan, bizi İstanbullu yapan, bizi toplumsal muhalefete eklemleyen yerlerken şimdi sadece tüketim mekanlarına dönüştü. Fakat bu biçimiyle de bizim özlediğimiz hayatı yaşayabileceğimiz yerler değiller. Bu durumda da bizim komşumuz olan ve dostumuz olan bir takım mekanlar artık hem tüketim, sadece tüketim mekanı olmaktan çıkmak için kültür sanata daha fazla yer açmak istiyorlar ki bu noktada birlikte çalışalım teklifiyle geliyorlar bize. Hem de bizlerin ayakta kalabilmesi için bir biçimde de bizlere varlık alanını açarak destek sağlıyorlar. Şimdi bu bir tür yeni bir örgütlenme biçimi gibi gözüküyor. Melez bir örgütlenme biçimi. Yani işte kültür sanat alanları, kurumlar birbirleri arasında destekleşsin, birbirle dayanışsından çok farklı bir şey bu. Ekonomi politik temelli. Yani maddi ihtiyaçlarımız ve ekonomik krizimiz üzerinden hareket ediyor. Dolayısıyla gündelik hayat, kira, elektrik, su faturası kadar gerçek olan bir problemin etrafında bir araya geliyor. Bunu paylaşıyor ve hem de kültürün tanımını mekanda ve kentte, İstanbul merkezinde, Beyoğlu'nda yeniden yapıyor. Dolayısıyla burada bizim yaratabileceğimiz kolektifler sadece işte ben karşı sanatın bir parçasıyım ve karşı sanat bir birlik, bütünlük, tamlık olarak düşünülmemeli. Karşı sanat tam da geçirgenliğinde, açıklığında, ihtiyaçlarını paylaştığı yerde, başka topluluklarla birleştiğinde çok daha geniş bir ağın, bizim belki de politik partilerden, hatta artık toplumsal hareketlerden ya da yeni toplumsal hareketlerden de değil, çok daha geniş bir ağ biçiminde hayatta kalmaya çalışan, bir yaşam mücadelesini paylaşan sivil toplum alanından bahsediyoruz kolektivite dediğimizde. Bu komünite, topluluk, kolektivite, bunlar ne demek? İşte biz aslında karşı sanat ve bahsettiğim bütün o ağ ilişkileri içerisinde bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Biz bir arada yaşamak zorundayız ama bir arada yaşamak ne demek? Ve nasıl mümkün olacak? Birlik, bütünlük, tamlık hemen karşısında işte tekilliği, öznelliği, sonluluğu, ölümü de getirecek. Bütün bunlar nasıl bir arada var olacak? Herhalde seninle de paylaştığımız Zeynep Sayın'ın derslerinde yıllardır hani konuşa konuşa bitiremediğimiz pek çok mevzuda temelinde bir tür ontoloji olarak nasıl yaşayacağız, nasıl birlikte olacağız sorusunu taşıyor. Evet, bir arada yaşamanın şeysi aslında varoluşsal bir mesele olarak, hani derslerde de buna çok atıfta bulunduğumuz için. Mesela sen bu tanımlamaları yaparken aklımda da şey belirdi, gözeneklilik. Yani işte bütün bu şeyin bir arada tutan bir ağ gibi, nefes alan canlı bir organizma olması
aslında bütün şehri ve o bölgeyi de katan ve giderek büyüyen bir şey. Mesela biz işte cins adımlar olarak hani Beyoğlu yürüyüşlerimizi yaparken ben bunu çok hissediyorum. Yani işte hep birlikte bir kolektivite olarak orada o mekanları, işte hafıza mekanlarını canlı tutmak ve o ağ insanları buna katmak ve dediğim gibi işte o diğer yapılarla aslında anlamlı bir bağ kurmak. Bu arada aslında buradan hani bunun farklı bir politik yapılanma, bir şey olduğunu söylerken de biraz armağan ekonomisi, hani karşı sanatın bu yapısını armağan ekonomisiyle nasıl ilişkilendirebiliriz? İlişkilendirebilir miyiz sence? Çok böyle teorize etmeden, çok teorik bir alana olabildiği kadar sıkıcılaşmadan anlatmak gerekirse sanatın armağanla ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ama ne olur hani bizi dinleyenler de sanattan bahsettiğim zaman galerilerde, müzelerde, çerçevelerde, kaidelerde gördükleri şeylerden bahsetmediğimi bilsinler. Bunu en azından içinizi ferahlatmak için de söylüyorum. Sanat sadece hani bir uzmanlığın bilgisine sahip olmakla anlaşılabilecek bir şey ya da bir alanı kendi sermaye türü olarak düşünülmemeli. Biz artık hani karşı sanattaki sanat tanımımız çok daha fazla gündelik hayattaki anestezik uzlaşmaları askıya alan bir estetik ihtimali olarak tanımlıyoruz sanatı. Bir daha belki tekrar etmek gerekirse biz bu ülkede ve bu dünyada eğer uyuşturulmuş olmasaydık yaşayamazdık. Ne bu biz karşılıklı böyle oturur bu işleri sanki oturup çözebilecekmişiz gibi konuşurduk. Ne bütün bu kurumlar olurdu, ne bu ilişkiler devam ederdi, ne de sabah yatağımızdan kalkıp güne başlayabilirdik. Bir tür uzlaşma içerisindeyiz. Evet. Bu uzlaşma, bu konsensüs, belki bu suç ortaklığı ancak ve ancak bir tür anestezik duyusal ortamda mümkün. Bu anesteziden kastımı da lütfen kelimesi kelimesini hani kesteler acımaz olarak algılayın. Çünkü acımıyor. Evet, gerçekten. Yani acıya karşı da dirençli, hatta acıyı reddeden, hatta acının gündelik hayatımızdaki herhangi bir biçimde varlığına bile tahammül edemediğimiz, çatışmalara ertelediğimiz, kavgaya girmediğimiz falan bir uzlaşıdan bahsediyor. İşte koronadan sonra bu acı şeyimiz de bayağı bir hani daha da sanki eşiğimiz de yükseldi gibi düşünüyorum. Evet. Gerçekten hani o anesteziyle olan ilişkimiz gerçekten o ne diyelim o ara alandaki gidiş gelişlerimizin de eşiğinin yükseldiğini söyleyebiliriz herhalde. Evet, oradan tam da hani pandemiyle getirecek olursak pandemide biz bağışıklıkla ilgili düşündük hep. Bağışıklık sistemlerimizle ilgili düşündük. Bağışıklığımızı korumakla ilgili, defans oluşturmak, daha da kabuklu olmak aslında. Daha da mesafeli olmak üzerinden düşündük. Sevdiğim bir kavramı dedin, kabuk. Evet, yani şöyle söyleyeyim hani bu anestezinin çok önemli bir parçası zaten dokunmamak ve dokunulmamak üzerinden yaratılmış bir defans. Böyle düşündüğümüzde immunity diyor Esposito tabii. Esposito'nun literatüründe community'nin tam tersi. Evet, evet. Şimdi tam da oradan getireceğim. Immunity yani bana dokunmayan, aslında, bana dokunmayan mesafe, bağışık. Ve aynı zamanda immunity kelimesi dokunulmazlık anlamında da politikanın içerisindeki bildiğimiz parlamenter sistemin içerisindeki dokunulmazlık anlamında da kullanılıyor. Yani bu anlamıyla bir tür muafiyet tanımlıyor. Şimdi immunity yani bu muaf olmak, o bağışık olmak, pandeminin bize üzerine tekrar düşünmek üzere bahsettiği kavramken Esposito şunu unutmayın diyor. Immunity'nin tersi community'dir. Evet. Yani ya topluluk olacaksın ya da bağışıklık duvarlarının arkasında kendi öznelliğinin hapishanesinde bir biçimde artık o yoksullukta ne kadar canlı kalabilirsen o hayatta kalmayı arzulamaya devam edeceksin. Yani bu survive onunla vivre arasında evet, hayatta kalmakla yaşamak arasındaki fark işte bağışıklık duvarlarımızdan ne kadar vazgeçebildiğimiz, ne kadar komunuz olabildiğimiz. Evet. Şimdi gelelim armağana. İşte bunu kastediyor sözcüğü etimolojik olarak siyaset bilimine dahil ederken komunuz ortak kom bir sorumluluk altında buluşmuş olmak. Munus sözcüğünü çok deşiyor. Artık ne kadarının spekülatif olduğunu bilemeyeceğim ama yani öyle bir anlam yüklüyor ki o kavrama. Bir anlamıyla işte o diyalektiği aşan bir yerden aynı anda hem bir tür sorumluluk ama aynı zamanda da bir armağan
Evet. Olduğunu söylüyor. Şimdi armağan olarak vereceği şeyin aynı zamanda bir sorumluluk olması. Armağan vermenin bir tür sorumluluk olması. Aslında keyfi gibi görünen armağanın bir sorumluluk olması çelişkili gibi durmakla birlikte aslında insan topluluklarının bu dünyada hayatta kalabilmesiyle ilgili çok kilit bir şey ifade ediyor. Armağan aslında bütünüyle sadece verilen bir şey, alınan bir şey değil. Hı-hı. Onun sadece verilen bir şey. Şimdi ona geleceğim. Karşı sanatta aslında mekanını paylaşırken aman da bana işte karşısında tam o birisi gelsin bunun karşısında bana işte şu kadar para versin demiyor. Hı-hı. Bunu paraya ihtiyacı olmadığı için söylemiyor değil. Kuramadığı kurumsallıkta, kurgulayamadığı ve belki de hiçbir biçimde mevcut ekonomik sistemle uzlaşmadığı yerde ise bu tekabüliyet ilişkisini reddetmesi var. Hı-hı. Armağan ekonomisini bir mekansal varoluş olarak karşı sanatın kurduğunu... Evet, kapıyı işte, açıyorsun, aynen. Misafir ediyorsun. Evet. Ama hostilite aynı zamanda düşmanlık da demek. Evet. Yani misafirperverlik. Bütün bu çelişkilerle birlikte biz bir tür laboratuvar olarak... yani şeyi de göze alarak, kendi sonumuzu hazırlıyor olmayı da göze alarak... bir biçimde bir ekonomi politik deney olarak... Karşı sanatın kapısını açık tutmaya çalışıyoruz. Bir şu armağanı söyledin diye daha netleştirmek isterim. Topluluk, komünüs, komünite bir armağanın paylaşılması demek. Yani bize göre bir kolektivite olacaksa toplumsal muhalefet alanı ya da sivil toplum alanı armağan ekonomisini öğrenmesi lazım. Armağan ekonomisinin özelliği şu, armağan verdiği zaman... Bakalım bunun karşılığında ben sana bir armağan verdim Esen. Sen işte bunun karşılığında ben Ezgi'ye tam bu armağanın karşılığını verecek bir başka armağan almalıyım. Sana bir takı hediye ettim. Sen onu kuyumcuya götürdün, ölçtürün, tattırdın. Ve dedin ki ben Ezgi'ye o zaman bu gramajıyla şu kadar altından yapılmış bir hediye daha vereceğim demezsin. Hı-hı. Zaten mevzu armağanın bu asimetrik ilişkidir. Aynen öyle. Kesinlikle. Çünkü senin bana verdiğin armağanın ölçülebilir, tartılabilir, niceliksel olarak tanımlanabilir bir değerden fazlası var. İşte o fazlalıkta bir tür yeni topluluk ihtimali. Bir de her armağanda kendi tikelliğimizi de ortaya koyuyoruz aslında. Yani kendimizden de bir parça koyduğumuz için. O yüzden dediğin gibi ölçülemez ve hani o armağan ekonomisinin de belki o tikellikle ilişkisi. O noktada bir şey oluyor. Evet, değil mi? Diyeceksin ki şimdi bütün bunların işte bir sergi mekanına ne alakası var? Bence sizde çok var. Şimdi bunu böyle yaşarken tabii birbirimize bu şekilde anlatmıyoruz. Ama gündelik hayatımızda biraz geri çekildiğimiz zaman bunların ne kadar sürdürülebilir olduğunu da düşünüyoruz. Yanlış anlaşılmasın, böyle çok biliyormuşuz gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Tam tersi çok deniyoruz, risk alıyoruz. Ve şundan dolayı risk alıyoruz. Bir piyasalaşmış bir değer ekonomisi içinde değiliz. Hı-hı. İşte en iyi sanatçıları biz sergileyeceğiz. Hı-hı. En güzel konserleri biz yapacağız. Biz ders yaptık mı en iyisini biz yaparız. Çünkü bunun rekabetinin içerisinde tanımlanmış değerleri kabul ettik değil. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey bütün o değer sisteminin dışındaysak bir kere kaybetmek. Hı-hı. Kesinlikle. Yani baştan kaybetmek. Riske girmek. Kaybetmek çünkü kazanmak istiyorsan oyunun kurallarına göre oynaman gerekir. Bir de iyice ne kültürün ve sanatın endüstriye dönüştüğü bir dönemde hani bir var olma meselesi, ontolojik bir mesele dediğin gibi gerçekten. Ve hani bu armağan üzerine de kurulu olduğu için de hani o da onu çok biricik yapan bir şeye dönüşüyor aslında. Evet. Yani hani mekansal olarak da. İşte kazandığın şey tam otikerlik, ona bağlayacaktım. Evet. Kaybediyorsun. Neyi kaybediyorsun? Aslında o toplumsal alanın içerisinde tikelliğini tamamen yitirmiş olan ve aslında da bir anlamıyla metalaşmış olan ya da proleterleşmiş olan emeğini geri kazanıyorsun. Evet. Belki de sıfatları, başarıları, ödülleri, işte şan şöhreti falan kaybetmiş olabilirsin. Ama bunun karşılığında kendi emeğinin patronu oluyorsun. Patronsuz işçiler bizim için çok kıymetli. Biz de öyleyiz. Aynen. Geçmişte de işte çokça hani Kazova'yı, Özgür Kazova'yı anmadan geçemeyeceğim. Evet. Özgür Kazova benim için çok önemli. Karşısınız için çok önemli. Hı-hı. Bizim duruşumuzla ilgili bugün nasıl Beyoğlu esnafıyla çalışıyorsak o zaman da işgal fabrikasındaki tekstil işçilerle çalışıyorduk. Ne zaman alan aşımı varsa, ne zaman bir sınır ihlali varsa bize göre orası sanatın tarafına düşüyor. Estetiğin tarafına düşüyor. Orada durmak da
alan içi sermayelere aday olmadığın için zor. Bu ne demek? İşte biz sanat eseri satarak para kazanmıyoruz. Biz hani belki de alan içinde çok moda ya da popüler olan bir takım kavramlarla ilgili iş de yapmıyoruz. Bunun sonucunda kendi ekonomik ilişki ağlarımızı, ekonomi politiğimizi kendimiz yaratmamız gerekiyor. Bu da bize göre politika yapmak demek. Evet, o dediğin o estetikle anestetik arasındaki o aslında asimetrik ilişki içindeki bütün kavramlara gönderme yaparak tekerleğimizi bulma serüveni diyeyim ona aslında. Hani karşı sanatın belki bu şekilde yeniden düşünebiliriz. Çok da çok önemli, çok değerli, düşündürücü, ilham verici sergileri de son dönemde ev sahipliği yaptınız. Hatta bunların bazılarını derste ayrıntılı olarak da hani bu sunumları da görme şansına sahip olduğumuz için kendimi de çok mutlu hissediyorum gerçekten. İstersen biraz hani işlerinizden söz etmek istersen o alanı da açalım. Yani en sevdiğimiz işlerden özellikle bir tanesi ki biraz böyle şey oldu. Derdimizi, meramımızı çok iyi anlatan bir iş TikTok'un Emek Sineması. Beyoğlu'ndaki Emek Sineması'na referansta olan, yani İstanbul Film Festivali'nin galalarının yapıldığı ve daha sonra işte taşınmak suretiyle yok edilen Emek Sineması'na selam çakan bir işti. Emek Sineması'nın hem emek anlamıyla hem de kültür alanındaki emekle ilişkisini hatırlatarak bir film festivali, bir film festival demem yanlış oldu, kızacak bana. Ozan da Deniz kızacaklar ki onlar yaptı bu işi. Bir film buluşması. Neydi aslında orada bizi aşırı heyecanlandıran şey? İmgelerin üretim süreçlerindeki ve dağılım süreçlerindeki yenilikleri, yani sosyal medyayı takip edebilmekti. TikTok denen bir mecra var. Ve bu mecra için menşeli. Ve aslında bir anlamıyla sınıfsal bir temsiliyeti olan bir yer. Yani şöyle bir şeyi duyarsınız. Biz kültür sanat alanında tabii ki Twitter'ınız vardır ama birisi ya kendini biraz daha farklı göstermek için TikTok olduğunu söyler ya da varsa da söylemez. TikTok'a giriyorum diye bunu saklaması gerekir. Neden diye hani biz düşündük. Yani niye sosyal medyalar, medya mecraları arasında hiyerarşi TikTok, var? Evet, TikTok'ta şey var. Neden böyle? Ve biz TikTok'a düştük böylece. TikTok'a düştük. O güzel yani. Ve zaman içerisinde özellikle işte Ozan ve Deniz iki tane hani o da sinema, Marmara Sinema mezunu arkadaşımla birlikte TikTok'ta bir tür sınıfsal temsiliyet olduğunu fark ettik. Bu da işçi sınıfının kendi kendini temsil etmek için cep telefonunu ve sinemaya ve videoya dair yıllardır birikmiş olan kültürel belleği bir araya getirerek film ürettiğini, video ürettiğini keşfettik. Sinema artık işçiler kendilerini, kendi kendileri, kendi araçlarıyla temsil ediyorlardı. Yani yüzyıllardır işçi kimliğinin bir tür o üretim araçlarına, temsil araçlarına sahip olan kişiler tarafından kurulduğu ve aktarıldığı bir kültür alanında birdenbire işçi ilk defa kendi kendine kamerayı çeviriyor ve kendi kendini çekiyor ve kendi kendini bir özne olarak temsil ediyor. Bu şunu referans veriyor benim kafamda. Nasıl Lumière kardeşler ilk defa kamerayı babalarının fabrikasından çeken, çıkan işçilere görüntülemek için kullanmışsa, bizim TikTok'ta bulduğumuzda fabrikaya giren işçilerin kendi kendilerini kamerayı tam tersten tutup görüntüledikleri bir mecra olmasıydı. Çok heyecanlandık ve deliler gibi sabahlara kadar gözlerimizden yaşlar akarak son derece enteresan şeylerle karşılaşarak TikTok izledik. Bir de bunun emekle olan ilişkisi de çok hani şey ilginç gerçekten. Hani hiç bu düşünülmemiş bir şey. Başlı başında çok büyük hikaye. Hani oraya uzatmayacağım ama onunla ilgili ilgilenenler olursa hem bizim konuşmalarımız hem de Express dergisine çıkmış bir makalemiz var. Şöyle yaptık bu sergiyi. Öncelikle filmleri seçtik. Yani işçilerin kendi kendilerini temsil ettikleri filmler. Bunları kategorize ettik. Çünkü Türk sineması referansları, ironi, şiirsel sinema o kadar başka ifade biçimleri geliştirmişlerdi ki biz onlara otörler dedik. Bu filmleri yapan kişilere de değil, kolektiflere. Çünkü TikTok filmleri kolektif olarak da yapılıyor. Ve enteresan bir şey vardı. Filmler çekilirken kendi içlerinde kamera arkaları var. Yani işte aldı işte bir şeyle, tabakla kamerayı kullanan ve kullanırmış gibi yapan bir işçi de yine kendi çektiği filmin içerisinde kamera arkasında görünüyor. Böylece emek süreçleri sinemanın
sinema sektörünün emek süreçlerini de imite eden, gerçekten yeniden üreten çift katmanlı anlatılar ortaya çıkıyor. Her şey bir kenara, işçi acı çekiyorum, eziliyorum, zavallıyım demiyor. Emek alanımdan getirdiğim maharetlerimle, gücümle, güzelliğimle kendi kendimi gösteriyorum. Ama işçiye kim like'lar diyor. Varım diyor yani aslında bir. Varım anlamda diyor. Ayrıca çok da umurumda da değilsin diyor. İşte en önemli bizim için hani afişe taşıdığımız videoda mevsimlik tarım işçileri tarladaki son günlerinde kovalarını havaya atarak bir kep töreni yapıyorlar. Çok güzelmiş. Yani o gökyüzünde rengarenk kovalar uçuşurken birincisi sinematografik etkiyi, ikincisi kolektif organizasyon, üçüncüsü kep törenlerinin, TikTok kep törenlerinin mevsimlik tarım işçileri tarafından tarladan tarlaya bir challenge olarak aktarılması ve farklı emek mecraları arasında iletişim kurulması. Bütün bunların ötesinde de tabii bir tür hani okula gidemedim. Gerçekten. O kep törenini bana şu anda burada yapıyorum. O bana layık görülmedi. Kol işçisiyle işte kafa emekçisi arasında ayrımları ortadan kaldırıyor ve yaratıcılık alanına talip oluyor filmleriyle. Gerçekten. Neyse biz onlarla tanıştık. Filmleri tek tek sinema düzeninde gösterdik. Kesinlikle de şunu yapmaya çalışmadık. Orada olan, canlı olan, mutant melez olan şeyi alıp da hani şimdi bu bir sergi oldu, bu bir işte birdenbire üst kültür alanına servis edeceğimiz bir şey, bir bilgi oldu gibi davranmadık. Kendiliğinden kabul edenlerle birlikte diyaloğunu da kurarak, isimlerini de paylaşarak bir tür hani bir de şuraya bakın demek oldu ama kıyamet koptu tabii. Ne TikTok mu diye, siz yüce sanatın mabedine nasıl bunu sokarsınız diyen tepki verenler oldu. Ben şaşırdım, hatta çok şaşırdığım yerlerden, sosyal medyanın içerisinden devrimci, hele TikTok gibi bir yerden devrimci bir pırıltı aramak ne büyük bir aymazlık diyenler de oldu tabii. Biz de buna çok memnun olduk. Çünkü eğer bu tür bir çatışma olmazsa niye biz bu işleri yapıyoruz? Aynen, kesinlikle. Tartışma olmazsa ne anlamı var? Ki biz de şunu söylemiyoruz, hani TikTok'tan devrim olur. Evet, aynen. Ama hani hepimizin bildiği anlamda TikTok'un yani hani aslında bir farklı sınıfsal yapıların temsiliyeti için ne kadar önemli bir direniş mekanı ve bir varlık alanı olduğunu aslında ortaya koymuş oluyorsunuz. Olabilir, olmayabilir. Evet, ama olabilir de. Evet, yani evet. Orayı tam bilemeyiz. Çünkü medya kendi başına hiçbir şey, hangi bağlamda, hangi toplumsal ilişkiler içerisinde, hangi ekonomik ilişkiler içerisinde yerleştiğine bağlı olarak değişiyor. Bir kamera başlı başına bir kendi mesajını taşımıyor aslında. Evet, Agnes Varda'nın patateslerden performans yaptığını düşünürsek, ondan sonra hani sonuçta o yüzden sanatın bizi götüreceği çok deney alanları aslında hani bunu da karşı sanat bağlamında yeniden düşünmüş oluyoruz gerçekten. Keşke götürse. Evet. Yani uzun zamandır sanatın bizi deney alanına falan götürdüğü yok. Evet. Yani öyle bir kurumsallaştık ki sınırları çok belli, tanımları belli, insan ilişkilerinin hani dili belli, bir yerdeyiz. Ya, ama bu değişiyor. Tıpkı hani Beyoğlu şimdi söndü, bir tür hani de kültürel üretim alanı olmaktan çıktı. Sonra tekrar geri gelecek. Tarih boyunca böyle oldu. Bu dalgalanmalar olacak. Fakat sanat hani kurumsallaştıkça aslında içindeki cevheri de tehlikeye atıyor bir biçimde. Hem kendini koruyacak bir özelliğe hem de diğer alanlarla temasında nasıl söyleyelim, canlı olmayı sürdürmesi gerektiğini tahayyül ediyorum en azından. Hani bunu iddia etmiyorum. Evet. Ama çok uzun zamandır kültür sanat alanı bizi çok az heyecanlandırıyor. Ben de senin gibi düşünüyorum aslında. Ama hani bir taraftan da dediğimiz gibi hani işte ne diyeyim, ondan sonra Beyoğlu ile ilgili mesela hani bir hafıza mekanı, dalgalanmalar, dönüşüm meselesinde işte tekrar hani bu şeyler ne diyeyim, umutlandırıcı gelişmeler. Şöyle yani toplum dediğimiz şey, bir kere hani şeyi çok isterim hani söylemeyi, özellikle Bruno Latour çok tatlı bir şey söylüyordu ki. Muhteşem bir tanım. Toplum ve bilim kelimeleri gibi iki kusuru olmasaydı sosyoloji mükemmel bir ifade olabilirdi diyor. Burada dediğim gibi sosyolojiyi gerçekten. Toplum bilim, eğer toplum ve bilim gibi iki kusuru olmasaydı şahane bir ifade olurdu. Şimdi dolayısıyla hani öncelikle biz
toplum lafını çok kolay kullanıyoruz, sanat lafını çok kolay kullanıyoruz. Fakat bunlar tekrar tekrar tanımlanmayı gerektiriyor. Hı-hı. Biz bu tanımların artık nasıl söyleyelim, hem içinin boşaltıldığı hem de komünite deneyiminin, kolektif deneyimlerin bir biçimde politik baskılarla da imkansızlaştığı bir yerden geçiyoruz. Bu da şunu vaat ediyor, yeniden düşünmemiz gerekiyor. Tabii, şimdi kesin. Tam biz burada seninle konuşurken Lütfü Kırdar'da Hrant Dink Vakfı, hı-hı, bir arada yaşam festivali yapıyor. Hı-hı. Orada bütün arkadaşlarımız farklı alanlardan hem STK'lardan, hı-hı, hem evet, akademiden, hem akademiden ihraç edilmiş ve oradan yeniden hayatı yeşerten mecralardan bir araya geliyoruz ve birlikte nasıl yaşayacağımızı konuşuyoruz. Ha, buna cevap verebilecek miyiz, vermeyecek miyiz bilmiyorum ama bu soruyu soruyor olmak bile, en azından bu soruya birlikte cevap veriyor olma iradesini göstermek yaratıyorsa bence iyi yolda demektir. Kesinlikle. Bir biçimde artık Türkiye'nin ve dünyanın koşullarıyla politika yapma araçları değişti ve sivil toplum alanı kendisini tesis ederken bütün belki bu gezegenin geleceğiyle ilgili çok önemli kararlar alacak bir iradeyi tasarlıyor. Bakalım nasıl cevaplar üreteceğiz? Tikellik dedin ama hani tikellik nedir, öznellik nedir, nesne nedir, değil mi? Bu aralar bunlara evet, kafayı takmış vaziyetteyiz. Taktık bu meseleleri. Özneyi öldürelim, tamam. Hani özne zaten başlı başına bir tehdit, neydi? Bütünlük, mutlaklık, evet, içsellik, içkinlik. Bunlardan nefret ediyoruz, tamam. Ama işte geçen derste bir arkadaşım çıktı ki ya özneyi öldü, biz özne olduk mu ki özneyi öldürüyoruz biz? Aynen, bulamadan öldürüyoruz ve tekrar öbür aşamaya geçiyoruz ama biz hala oradayız aslında falan gibi. Dolayısıyla hani nesne yönelim, montajı falan diyor. Hem çalışıp hem dalga geçtiğimiz, yani Türkiye'nin koşulları o kadar zor, o kadar şiddet içerikli. Gündelik hayatımız o kadar, yani o kadar gündelik somut şiddetle ya geçiyor ki biz somut şiddeti yaşadığımız için somut şiiri tartışamıyoruz. Evet, öyle, biz biraz öyle hem seviyoruz yani bu şeyleri konuşmayı, bizi dinleyen arkadaşlarımız da şöyle düşünmesin, bunlar böyle ukala ukala konuşuyor. Biz bunları aynen şifa olarak konuşuyoruz ama. Bize çok iyi geliyor bu şeyler. Yani geliyor. Aynen. Bir kolektif olduğumuzu ondan sonra farklı alanlarda düşünmek gerçekten. Hani orası da aslında hani Zoom ortamı diyelim, fiziksel işte şey sanal hepimizi bir araya getiren, hani oranın yapısı da bana çok ilginç geliyor böyle. Her pazartesi o toplanıp ondan sonra bir şifa alanı yaratıyoruz kendimizi. Sonra tekrar gündelik hayat pratiği içerisinde dediğin gibi bunlarla mücadele ediyoruz. Evet, ona Bernard Stiegler çok güzel otium diye bir sözcük uydurmuş. Çok güzel bir sözcük o. Çalışma zamanı dışındaki emek zamanı diyor. Yani proleterleşmiş, hepimiz proleter olduk artık. Yani emek zamanımızı satarak bunun içindeki yaratıcılığı bir kenara alıp fonksiyonel hale getirdiğimiz zamanımızı satarak proleterleştik. Şimdi bunun karşısında otyum, işte bizim o Zeynep Hoca'nın dersinde yaptığımız, seninle şu anda yaptığımız, bizi izleyenlerin hayattan çalıp bunlar ne konuşuyor diye bakacaklarız ama. Bizi de en mutlu eden anlar herhalde sanırım. Evet, yani gerçekten. Düşünsene bedenimin güçlerini, entelektüel fiziksel güçlerini harcadığım, kullandığım, aktive ettiğim ama bu çalışma olmayan zaman. Evet, evet. Dolayısıyla şey diyor, yani bütün aslında mücadele otyuma sahip olmak. Hani piyano çalmak ama bunu işte akademiye girmek için, konservatuvara girmek için yapmamak, not almak için yapmamak ya da birileri bizi veya sizi yapmamak. Sadece zevk için yapmak. Hani o kısımlarda insanın tekrardan kazanması gereken, herhalde dünyayla bağını yeniden kurması gereken, canlı olduğunu hissedeceği yerler bunlar. Gerçekten. O anlar zaten, o tikerliğimizi kurduğumuz alanlar ve anlar hani bizi mutlu da eden, yaşamımızı anlamlı kılan, özellikle Covid, post-Covid artık işte varyantlar, işte bağışıklıklar, neyse bir sürü böyle yeni terminoloji kavramlarla karşılaştığımız bu alanda gerçekten de şey, önemli bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tam oradan ama işte tikerlikte bırakma. Yanlış anlaşılmasın. Tam orası bizim işte kolektif olacağımız yer. Çünkü bizi bir araya getirecek olan şey aslında birbirimize armağan verebilecek canlılıkta olduğumuz yeni bir ekonomi. Armağanın da işte karşılıksız verdiğimiz, karşılık beklemememize rağmen bir tür armağan ettiği etrafından, o armağan da aldığımız bir yer olmalı.
Son olarak şeyi söyleyeyim. Bu aralar kafayı taktığım bir daha önce... Bahsedecek misin? Onu söylemediğim sana. Dayanışmayı diyeceğim. Evet, evet. Hani şey, çok bu aralar dayanamadığım bir kavram. Tahammül edemiyorum artık dayanışma kavramı. Bu armağan ekonomisi meselesini düşüne düşüne en sonunda... Acaba dayanışma doğru kavram mı diye düşünmeye başladım. Hani birbirine doğru, aynı basınca, aynı direnci uygulayarak birbirini ayakta tutma simetrisi galiba çok da işlemiyor. Çünkü dayanışma deyip bütün o politik problemleri, ekonomi politik problemleri sanki halletmişiz gibi, sanki ilkemizi koyduk ve bunun ötesinde bunun açıklaması yapmaya gerek yokmuş gibi düşündüğümüz bir dönemden geçtik. Ben artık hani bundan çok taraftar değilim. Hı hı. Dayanışmadaki o simetri yerine asimetrik, yani karşılık beklemeyen, verdiğin ve verdiğin sürece de var olduğun bir tür yeni bir aradalık, kolektivite, komünite hayal ederken çok hazır cevap olmamak gerektiğini düşünüyorum. Dayanışmaktan anladığım şey, bu artık bu hale gelmiş bir ülkede, bu kadar yoksullaşmış bir ülkede, bende şu var, bunu alabilirsiniz. Bir yiyecek, öznelerin hayatta kalacağı ve bunların artık özne olmaktan çıkarak bir topluluk oluşturabileceği bir yer. Biz de bu yüzden işte karşı sanat olarak Beyoğlu'ndaki mekanlardan söz ettim ama aynı zamanda çok sevgili dostlarımız işte Babil'le, Babil Vakfı'yla, aynı zamanda da Arkivist'le kendi kaynaklarımızı paylaşıyoruz. Mekan paylaşıyoruz, kameramızı, bilgisayarımızı, bilgimizi, deneyimimizi, heyecanımızı, arzumuzu, artık elimizde ne varsa bunları açıyoruz. Onları servis ediyoruz ve buradan ancak, hani dayanışma soyut bir kavram değil. Hakikaten vermeyi bilmeyen kişinin dayanışmadan bir şey anladığını düşünmüyorum. Çok doğru. Özellikle akademik camiada dayanışma diye dillerine pelesenk olup ama iş gerçekten hani dayanışmaya geldiği zaman sürekli almayı bekleyen insanların çok olduğu bir şeyde, yapıda senin söylediğin ve açtığın alanın çok önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Bu alan çok çok önemli ve değerli. Karşı sanatın da bu alanda gerçekten çok ne diyeyim, bizim düşünmemizi sağlayan, ilham veren, ondan sonra evet Türkiye'de varız ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bütün bu zorluklar içerisinde var olmaya çalışıyoruz. Kolay bir şey değil bu. Gerçekten hani... Kolay bir şey değil ama çok da şey de olmamak lazım. Böyle çok iddialı da görünmek istemiyorum gerçekten. Çünkü iddia etmekten daha çok şüphe etmeye... Ve deneyi zaten. Deneyip yanılmaya alan açmak gerekli sanki. Tam onun zamanı. Evet. Ya daha doğrusu bunu yapabilmek için yer açmanın ihtiyacı, buna ihtiyacımız var. Hı-hı. Öyle bir şey. O şüpheyi... ve hata yapma ihtimaline açıklık önemli. Yoksa hani işini garantiye almak isteyen insanlar için zaten çok daha farklı mecralar mutlaka olacaktır. Bu oyun alanını korumak gerekiyor. Birlikte oyun oynayabilmek gerekiyor. Evet. Oyunlarımız önemli ve değerli. Bizi biz yapan şeyler o oyunlar zaten diyelim. Son olarak sana şunu sormak isterim Ezgi. Kişisel olarak şu anda ilgilendiğin başka projeler var. Onlardan bahsetmek ister misin? Yoksa bekleyelim mi seni? Yani ben kişisel olarak bir şey yapmıyorum. Yani dediğim gibi bu şu an beni en çok ilgilendiren şey sadece İstanbul'da değil, farklı şehirlerde de bizim gibi çalışan, bizim gibi dünyayı algılayan arkadaşlarımızla, dostlarımızla ortaklaşabileceğimiz vesileler yaratmak. Bu vesilelerde dayanışma yerine belki daha çok bir tür yeni tür bir ekonominin simetrik olmayan, bir biçimde vermeye dayalı bir ilişkinin tasarlanmasıyla toplumsal muhalefet alanının genişletilmesi mücadelesinin için ne yapmak gerekiyorsa bununla ilgileniyorum. Bunun da o kadar farklı mecraları oluyor ki, yani işte bir bahçe yapmak da olabiliyor. O zaten onu çok heyecan verici bir şey. Biz programdan önce onu konuştuk zaten, o İzmir'deki arkadaşlara kesinlikle çok çok heyecanlı. Özellikle son dersteki somut şiir meselesi de hepimizi galiba bayağı bir etkisi altına aldı.
yani. Ondan sonra onun üzerine de belki ayrı bir şeyler deneysel evet. düşünmeye devam edebiliriz. Bir tık yani. Hani şey, TikTok'tan örnek verdim ama dediğim gibi hani hikaye o kadar geniş olunca anlatmak da daha zorlaşıyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Mesela nasıl TikTok'ta hani yüksek kültür ve alçak kültür diye bir şeyin alçak kültür çok güzel oldu. Alçak kültür diye bir şeyin olduğu iddiasını saçmalığını ortaya çıkartmak için çalışıyorsak çok başka bir çalışma alanımız daha var. Benim için çok önemli olan o da siyasi mahkumlarla içerideki sanatçılarla dışarıdaki sanatçıları, içerideki düşünürlerle dışarıdaki düşünürleri buluşturup aslında o sınırın aşıldığı bir takım atölye çalışmaları ve sergiler yapmakla meşgulüz. Görülmüştür.org'la çalışıyoruz. Keza onlar hakikaten inanılmaz bir emekle 15 yıldan fazla bir süredir bir sistem kurdular. Ve biçimde o infazları ceza infaz kurumunun içerisinde, tecrit içerisinde yaşayan ve her cezalarını çekmelerinin aynı zamanda susturulmaları ve sosyal olarak yok edilmeleri olduğu anlamına da gelen bir adalet sisteminde içerideyken de kültürel üretimde bulunmanın mümkün ve gerekli olduğunu gösterip onları dışarı çıkartmanın posta yoluyla mektup arkadaşlıkları kurmanın, o mektup arkadaşlıklarından kolektif atölyeler üretmenin koşullarını yarattı görülmüştür.org. Biz de şimdi onlara sergiler yapıyoruz. Sadece İstanbul'da değil, ne başka şehirlerde de bu sergileri korkunç sayıda, büyük sayılarda insanlar geziyor. Benim gördüğüm en kalabalık sergi bizim işte görülmüştür.org'da yaptığımız Özgürlüğün Sesi sergisiydi. Çünkü düşünemeyeceğiniz kadar çok fazla insanı etkiliyor. Bir insanın toplumsal hayattan oradan kopartılıp tecrit edilmiş olması. Aileler, arkadaşlar, dostlar, bütün bu kişiler için müthiş anlam taşıyor. İşte dokunamadıkları, konuşamadıkları, görüntüsünde bile hani belki yıllardır görmedikleri, uzun zamandır da ayrı kaldıkları sevdiklerinden bir mektup, bir şiir, bir resim gelmiş olması. Bu beni çok ilgilendiriyor. Çünkü biliyorsunuz ki hani en son arkadaşlarımız bizlerden, ailelerinden, çocuklarından, sevdiklerinden ayrıldılar. Ve biz onları çok özlüyoruz. Gezi tutsaklarından söz ediyorum. Onlara da dokunmanın ve onlar gibi yüzlerce, binlerce düşünce suçlusunun sözünü söylemeye devam etmesi için içerisi ve dışarısı arasında kanallar açmak, tüneller kazmak adına çalışıyoruz. Sanatın ne olduğunu tanımlamak bizi hiç ilgilendirmiyor ama şu yaptığımız şeyi sanat olarak değerlendirme lüksüne de sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bence de çok yani şey gerçekten çok zor ve değerli bir şey. Yani hani düşündükçe hani o duvarın ardı ve şey hani duvar metaforu işte ve bir düşününce böyle aslında hani yaptığımız gerçekten çok dediğim gibi anlamlı ve değerli ve önemli. O sergiler gerçekten hani o insanlar için de önemli bir alan olduğunu bizim yaptığımızdan çok belki onların içeride hala üretmeye devam etmeleri çok değerli. Biz sadece hani bunu görüyoruz. Burada da soru şu, yine TikTok'ta olduğu gibi o karşıtlıkları bozmaksa biz dışarıdayız da ne oluyor? Yani ne kadar özgürüz? Biz acaba özgür olmamayı göze aldığımız için, bunu özgür olmamayı kabul ettiğimiz için dışarıdaysak o zaman içeridekiler mi özgür, dışarıdakiler mi? Elbette tutukluluk, mahkumiyet koşullarıyla ilgili şey tartışmaya bile açmıyorum ama yine de şunu düşünülmeli yani mümkün mü hani düşünceyi tutsak etmek? Bütün bunları tartışmak için yöntemler yaratmak ise işte yaratıcılığa giriyor. Yani biz ben çok matah bir şey yaptığımız için, biz yaptığımız için anlatmıyorum ama işte görülmüştür.org gibi, TikTok'un yönetmenleri gibi, işte genç sinemacılar gibi o kadar çok işte bugün Hrant Dink Vakfı'ndaki arkadaşlarımız ve bizzat vakfın kendisi gibi o kadar canhıraş bir mücadele var ki önemli olan bunları birbirlerine kaynaklarını akıtacak biçimde dokunabilir hale getirmek galiba. Gerçekten öyle.
saat bayağı. Biz böyle bayağı bir güzel bir şekilde götürüyoruz. Daha da konuşabiliriz aslında bir sürü şeyi zaten. Ama yormayalım kimseyi. Pazartesi günü de bir araya geleceğiz. Ezgi'cim çok teşekkür ederim. Gerçekten çok değerli ve güzel şeyler paylaştın bizlerle. Karşı sanatın nasıl yeni bir aslında... yeni bir varoluş biçimi, bu asimetrik ilişkiler, tikerlik, kafamızda bir sürü kavram dönüyor böyle aslında. Bunların hepsi çok çok üzerine düşüneceğimiz bir sanat, bir karşılaşmalar alanıysa, deney alanıysa burada oyun oynamaya devam edeceğimiz alanlar yaratmanın... Ama oyun oynamak ciddi bir iş. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Hazırlık ve bir çalışma gerektiriyor. Ve hani birlikte... var olmanın, birlikte olmanın önemini ve bir sürü şeyi konuşmaya çalıştık. Çok çok teşekkür ederim ben gerçekten. Çok teşekkür ederim. Pazartesi günü de umarım biz kendilerimize bir araya geleceğiz diyorum. Bugün Harikalar Odası'na çok değerli Ezgi Bakçay'ı ağırladı. Kendisiyle çok önemli bir sivil inisiyatif olan aslında karşı sanatı konuşmaya çalıştık. Pek çok kavramı, sanatı, asimetrik ilişkileri, armağan ekonomisini, bütün bunları sorgulamaya çalıştık. Harikalar Odası'nda bir hafıza mekanında karşı sanatla inşa etmeye çalıştık. Çok teşekkür ederiz. Rejiye de, çok değerli arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ederiz. Özge'ye ve Meryem'e diyorum. Hepinize iyi akşamlar.